Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir, iyi olmanızı diliyorum. Bugün sizlerle obsesif kompulsif bozukluk üzerine konuşacağız. Şimdi birçok insan aslında zaman zaman çeşitli konularla alakalı endişeler ve takıntılar yaşayabiliyor. Ancak çoğu kez günlük yaşam içerisinde ortaya çıkan bu tür duygular baş edilebilir durumlar olabiliyor. Ya da sorunlarımızı, yaşamımızı etkileme noktasına gelecek olan problemlerle baş edebiliyoruz zaman zaman. Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek ya da günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda da obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz durumu yaşamış oluyoruz. Şimdi bu nasıl değişiyor, neler oluyor, biraz buna bakalım. OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozuklukta obsesyon adı verilen takıntılı düşünce durumu var. Yani düşünce de takıntı dediğimiz durum. Dürtülerde ise kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar dediğimiz durum olur söz konusu. Ve zihinsel eylemlerden oluşan bir hastalık. Şimdi obsesyonlarda kişinin zihnine gelmesine engel olamadığı, işte zihninden uzaklaştıramadığı bazı düşünce ve fikirler burada söz konusu. Yineleyici oluyor genellikle. Kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilse de yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa ve kaygıya neden oluyor. Yani kişi diyor ki ben bunu düşünmemem gerekiyor aslında. Bu düşünceler aklıma geliyor ama bu çok mantıksız. Bunu bildiği halde bu düşüncelerin aklına gelmesine, zihnine gelmesine engel olamıyor. Bu obsesyon. Kompulsiyon dediğimiz durumda ise obsesyonların neden olduğu ve kişinin işte yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ve ortadan kaldırmak üzere yaptığı bazı yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk ne kadar sıklıkla görülüyor? Genellikle çok gelen sorular arasında. OKB önceleri nadir olarak görülen bir hastalık olarak kabul edilmesine rağmen son yıllarda yapılan araştırmalarda oldukça rastladığımız bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Büyük toplum kesimlerinde yapılan araştırmalarda obsesif kompulsif bozukluğun 100 kişiden 2 ya da 3'ünde rastlandığı burada görülmektedir. Peki obsesif kompulsif bozukluk hangi yaşlarda başlıyor ve kimlerde daha sık görülüyor noktasında? Genellikle ergenlik döneminde ve 20-30'lu yaşlarda başlamasına karşın okul öncesi çağdaki çocuklarda da dahil olmak üzere herhangi bir yaş aralığında görülebiliyor. Burada erkeklerde daha erken yaşlarda başlamasına yönelik kadınlarda da yine sıklığı artabiliyor. Yani o dönemsel nokta çok önemli. Başlama yaşı çok önemli. Kişinin o dönemde neler yaşadığı çok önemli. Travmatik bir olay yaşadı mı, yaşamadı mı? Tabii ki başlama sıklığı da buna göre yine bu duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Peki obsesif kompulsif bozuklukta genellikle en yaygın belirtiler neler? Gelen sorular arasında bu da vardı. Obsesif kompulsiyonlarda toplumdan topluma, kültürden kültüre genellikle oluşma dönemi, başlama süresi ve belirtilerin çok fazla alevli bir şekilde gösterilme dönemi değişiyor. Şimdi bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonuna gelecek olursak kişinin bedenin ve giysilerinin sürekli olarak kirli, mikroplu, toz gibi etkenlerden oluştuğunu kişi düşünüyor. İşte deterjanlar, zehirler gibi maddeler olduğunu düşünüyor kişi kıyafetinde. Ya da işte bunlara ilişkin bazı düşünsel takıntıları var ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için de yaptığı bazı davranışlar var. Nedir? Örneğin günde 10 kez, 5 kez işte sürekli duş alma isteği, sürekli kıyafet değiştirme isteği, sürekli kıyafetlerini yıkama isteği her gün aynı şekilde. Bu mikroplardan arınsın vesaire diye. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Kuşku obsesyonu ve kontrol obsesyonu dediğimiz bir durum var. Burada yine en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon türleri arasında geçiyor. Kişi işte gaz ocağı, kapı kilidi gibi nesnelerin açık kalıp kalmadığından endişe ediyor. İşte gidiyor, bakıyor tekrardan kapattım mı, kapatmadım mı? İşte bunu belirli bir sayıya yönelik yapabiliyor. İşte mesela diyor ki kapattım. Tekrar dönüyor, gidiyor, tekrar bakıyor, emin olamıyor. Burada işte ütü, elektrikli aletlerin, fişlerin prize takılı kalmış mı, kalmamış mı obsesyonu genellikle çok rastlanıyor. Emin olmak için tekrar tekrar dediğimiz gibi kontrol etme gereksinimi duyuyor. Zaten kontrol obsesyonu da burada karşımıza çıkıyor. Bu kuşku ve kontroller yaşamın birçok alanında kendisini göstermiş oluyor. Şimdi kişinin zihnine geliyor o düşünce. Acaba sen ocağı kapattın mı, kapatmadın mı? Kişi çıkarken kapatmıştı aslında ama bu düşünce onu rahatsız ettiği için ne oluyor? Kompulsiyona dönüşüyor. Gidiyor tekrar tekrar bakıyor.
Hani kompulsiyona biz davranış demiştik ya, gidip tekrardan kontrol etme isteği doğuyor ve gidiyor kontrol ediyor. Burada da yine kuşku ve kontrolör yaşamını kişinin ele geçirmiş oluyor tabii. Kendini gösteriyor burada zaten. Sosyal işlevsellikte bozulma burada çok önemli bir nokta. Bir de başkalarına zarar vereceği elinde olmadan saldırgan davranışlarda bulunacağına dair obsesyonlar var. Bu burada yine bazen kişiler elinde olmadan başkalarına rahatsızlık ya da zarar vereceği, işte ağzından hoş karşılanmayacak nitelikte sözcükler çıkacağı ya da yakındaki insanlara elinde olmadan zarar vereceği şeklinde düşünceler geliyor kişinin aklına sürekli. Böyle obsesyonlarımız da mevcut. Burada da yine kişilerin yaşam kalitesini çok yoğun bir şekilde etkilemiş oluyor olumsuz açıdan. Sosyal işlevselliği yine etkileyen bir durum tabii ki. Cinsel içerikli obsesyonlar dediğimiz obsesyon türleri de var. İşte zaman zaman OKB'li danışanlarımızda kendine, yaşına ya da toplumdaki yere işte hiç yakıştırılmadığı bir biçimde düşünceler aklına geliyor. Yani kendisine yakıştıramıyor. Aklına gelen düşünceleri cinsel içerikli obsesyonlar geldiğini zihnine sürekli olarak söylüyor ve bundan da çok büyük rahatsızlık duyuyor tabii ki toplum içerisindeki durumdan kaynaklı olarak toplumda kendisine hiç yakıştırılmadığını ifade ediyor bu düşüncelerin aklına gelmesi bunlarla alakalı bu cinsel içerikli obsesyonlar yine kişinin zihnini meşgul etmiş oluyor. Dini içerikli obsesyonlar var. Özellikle dini inançları yoğun yaşayan kişilerde bu yine sık görülen bir obsesyon. Yani kişi kendini inanç ve görüşlerine tam karşıt bir biçimde ve çok yoğun sıkıntı yaratacak şekilde dini içerikli takıntılı düşünceleri düşünmekten alıkoyamıyor. İşte şunu yaptım acaba günah olur mu şeklinde ya da içimden şöyle bir kötü söz söyledim. Aslında böyle bir durum yok ama kendisine bunu takıntılı düşüncelerin sürekli olarak zihninde dolaşmasından dolayı kendisine kaygı yaratmış oluyor. Ya bu da yine kişinin sosyal işlevselliğini tabii ki olumsuz açıdan etkilemiş oluyor. Simetri ve düzene bağlı obsesyon ve kompulsiyonlar var. Burada yine simetri gereksinimi ve düzen takıntıları da yine sık görülen belirtiler arasında. Kişinin tüm yaşamında simetri gereksinimi ve düzenlilik hakim. Mesela defter çok azıcık yamuk bile dursa onu hemen düzeltiyor. İşte düz durması gerektiğini söylüyor. Yine burada böyle bir içerik söz konusu. Bu da yine kişinin hayatını tabii ki olumsuz açıdan etkilemiş oluyor. Dokunma kompulsiyonları var. Dokunma kompulsiyonlarında zaman zaman bazen bazı davranışları yapmadan önce kendilerince önemsedikleri bir eşyaya dokunma gereksinimi duyuyorlar. İşte bir şey söyleyecek diyelim, iletişime geçecek karşıdaki kişiyle. Önce masaya dokunuyor, ondan sonra konuşuyor. Ya da mesela bütün diyelim yolda birlikte yürüyorlar arkadaşlarıyla, kapıda bütün dükkanların kapılarına dokunuyor. Arkadaşıyla ondan sonra konuşuyor. Bir şey yapmadan önce mutlaka bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Bu da yine kişinin hayatını son derece olumsuz açıdan etkiliyor. Peki sayma kompulsiyonları dediğimiz durum var. Burada bazı obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişilerde herhangi bir günlük aktiviteyi belirli bir sayıya kadar saymadan bir iş yaparsa işin rast gitmeyeceğini düşünüyor. Sayma davranışında bulunuyor. İşte mesela yolda gidiyor. Yolda giderken arabaları sayıyor. İşte ya da arabaları sayarken belli bir sayıya kadar sayıyor. Ya da içinden belli bir sayıya kadar tekrar ediyor. Örneğin içinden 100'e kadar sayıyor. Ondan sonra bu yapacağı işi konuşuyor. Yani belirli bir sayı kriteri koyuyor kafasında. O sayıya kadar ulaşınca rahat ediyor. Eğer o sayıya ulaşmazsa işinin rast gitmeyeceğini düşünüyor. Buna nesneleri sayma obsesyonu da eşlik edebiliyor. Biriktirme ve saklama kompulsiyonları dediğimiz durum var. Burada yine sık görülen bir kompulsiyon türü. Kişi ileride gerekli olabilir diye bütün her şeyi saklayabiliyor. Ve ileride gerekli olabilir dediği şeyleri sakladığı zaman eğer bir tanesi bile kaybolsa müthiş bir şekilde rahatsızlık hissediyor. Burada olup olmayacak eşyaları biriktirip saklayabiliyor kişi bir gün lazım olur diye. Bu da biriktirme ve saklama kompulsiyonları arasında kendini gösteriyor. Batıl itikatlar dediğimiz uğurlu ve uğursuz eşyalar ve renklerle alakalı bazı
durumlar var. Burada çoğu kişinin kültürel özelliklerinin bir parçası olarak da yine bazı inanışları, davranışları ya da uğurlu ya da uğursuz saydığı sayı renkleri olabiliyor. Çocukların üstünden atlayıp geçmemek mesela, işte evden sağ ayakla çıkmak, yatağın sol tarafından kalkmamak gibi pek çok şey var. Bu tür inanışlarla yine günlük yaşamdaki aktivitelerini engelleyecek ya da günlük işlevselliğini bozacak, kısıtlayacak derecede yoğun olduğu zaman patoloji olarak kabul ediliyor. Tabii bütün bunların bir klinisyen ölçütleri dediğimiz durum var. Bu klinisyen ölçütleri arasında geçiyorsa o zaman bu durumu biz patoloji olarak kabul ediyoruz. Şimdi her takıntının düşünce ya da davranış OKB midir? Her takıntılı düşünce ya da davranış OKB midir? Az önce de söylediğimiz gibi mesela aklınızdan temiz, tertipli ve düzenli olmanın güvenlik amacıyla kapıları, pencereleri kontrol etmenin burada bir tabii ki sıkıntılısı çok fazla yok. Ama bu patoloji olabilmesi için dediğimiz gibi bu davranışları günlük yaşamımızda yapıyoruz ama tıbbi açıdan bu şekilde düşünce ve davranışları hastalık sayılabilmesi için günlük işlevselliğimizi olumsuz açıdan yoğun bir şekilde etkileyecek, kısıtlayacak olacak ve şiddetli bir şekilde olması gerekiyor. Örneğin bir ev düşünelim. İşte kadının temiz ve düzenli olması doğal olarak hastalık sayılmıyor. Ama hemen her gün, günün her saatinde o kadın o evde temizlik yapıyorsa ve her gün çamaşır yıkıyor ya da bu davranışları nedeniyle de çocuklarına da onları sağlıklı bir biçimde de ilişki kurma açısından zarar veriyorsa, yani ilişki kuramıyorsa, kendisine ve iletişimine, aradaki sosyal bağlantıya zarar veriyorsa bu durum, o zaman patoloji olarak tabii ki de kabul ediliyor. Mesela bir kişinin otomobilinin camları kapalı, kapıları kilitli. Bundan emin, az önce yaptı. Ama güvenlik nedeniyle içinde bulunan eşya var diyelim. Kilitledi, kapattı, tamam, sıkıntı yok. Ama dönüp dönüp tekrar tekrar acaba kapattı mı, kapatmadı mı diye bakma durumu işte burada patoloji olarak kendini göstermiş oluyor. Yani bazı şeylerin bazı kriterleri mevcut. Peki, obsesif kompulsif bozukluğu nedenleri nelerdir? Şimdi herhangi bir nedeni kesinlik kazanmamasına karşın obsesif kompulsif bozukluğu neden olarak birkaç varsayım üzerinde genellikle duruluyor. Mesela genetik nedenler, tabii ki çocukluk travmaları dediğimiz durum. Beyin kimyası burada değişmiş oluyor. Mesela obsesif kompulsif bozukluğu sahip olan hastaların anne babalarında veya diğer birinci derecede akrabalarında sık olarak görülmesi hastalığın genetik olabileceğini araştırmalarca destekleniyor. Beyin işlevlerinde tabii ki bozulma yol açıyor ve serotonin beyin üzerinde yapılan araştırmalarda da yine beynin bazı bölgelerinde, özellikle beynin içindeki sinirsel iletimde önemli bir rolü olan serotonin maddesinin işlevselliğinde tabii ki bozukluk meydana geliyor. Bunlar yine OKB'nin nedeni olarak, buna neden olarak yol açıyor. Çocukluk çağı travmaları burada yine söz konusu. İşte çocukluk çağı travmalarında örneğin işte cinsel istismar, tabii ki maruz kalanlarda ileri yaşlarda önemli bir stres yaşantısının ardından OKB ortaya çıkabiliyor. Erken çocukluk dönemlerinde obsesif kompulsif bozukluğun gelişmesinde yine önemli rol oynuyor çocukluk çağı travmaları dediğimiz durum. Şöyle nedenleri tam olarak belli olmamasının sebebi birçok sebebinin olması. Yani çocukluk çağı travması OKB'ye neden, çocukluk çağı travması OKB'nin bir neden olarak sayılabiliyor. Genetik nedenler, işte beyin kimyasının bozulması. Yani direkt tek bir neden yok. Pek çok nedene bağlı. Kişilik özellikleri dediğimiz durum. Burada kişilik yapısı olarak kuralcı, ayrıntıcı, mükemmeliyetçi özelliklere sahipse bir kişi genellikle OKB'ye yatkın olarak kişiler oluyor. Yani OKB'ye yatkınlığı olmuş oluyor bu kişilerin. Bunlar yine nedenler olarak kabul ediliyor. Peki nasıl tedavi ediliyor? Şimdi OKB günlük yaşam etkinliklerini ciddi olarak kısıtlayabilen bir durum. Aile, meslek, sosyal yaşam, önemli işlev kayıplarına yol açıyor. Yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Kronikleşme, yani müzmin hale gelme olasılığı yüksek. Tedavinin önemini burada yine vurgulamak istiyorum. Tedavide kullanılan birkaç yöntem var. Mesela farmakolojik süreç dediğimiz durum ve psikoterapi dediğimiz durum. Yani bizlerin, uzman psikologların uyguladığı psikolojik tedaviler burada söz konusu. Mesela bilişsel davranışçı tedavi dediğimiz durum söz konusu. Kaygı verici düşünceler ve bu düşüncelerden kaçarak, kaçınarak başa çıkmaya çalışıyor genellikle kişiler. Bu düşüncelerden kaçmaya çalıştıkça düşünceler daha da artıyor.
Davranış tedavilerinde burada amaç kaygı veren ve kaygıyı oluşturduğu için de kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan düşüncelerle yani obsesyonlarla baş edebilmek çok önemli. Karşı karşıya kalmak, bunlarla karşı karşıya kalındığında neler yapılabileceğini bilmek çok önemli. Hedef rahatsızlık. Hedef rahatsızlık veren düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı söndürmek önemli. Bunu yine tedavi planına göre tabii ki de planlamış oluyoruz. O zaman ne diyoruz? Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum ben hepinize. Ruh sağlığı çok çok önemlidir. Yaşamış olduğunuz ve sosyal işlevselliğinizi etkileyen durumlarda mutlaka bizlerden destek almanız önemli diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.